tarihidir o. Çok eski bir emek tarihidir. Yükünü sırtlayan bir emek tarihidir. Onu çok seviyoruz. Onunla sizi baş başa bırakıyorum. İyi dersler diliyorum. Evet arkadaşlar, bekledik. Beklediğimize değecek bir genel fikir olacak, bunun garantisini verebilirim size. Şimdi bugün hedefimiz bizi Türkistan tarihi, Osmanlı tarihinin tamamına son bakış yapacağız. Şöyle tahminen de 5.30-6 gibi biter diye tahmin ediyorum. Birazcık geciktik diye. Bir de öğle arası veririz. Hiç zaman kaybetmeden hadi başlayalım o zaman. Çok iyi dinleyelim istiyorum. Anlatacağım şeyler böyle derslerde anlattığımız gibi böyle başından sonuna kadar değil. Çok çok önemli yerler. Boşa dönek sallamayacağımız, sınava girdiğimizde karşımıza gelebilecek yorumsal, bilgisel konulardan oluşacak. Evet, önce İslam öncesinden başlayalım şöyle. Şimdi genel kararımda ses bazen gidip geliyor değil mi? Ha tamam. Bugünkü genel tekrarda müfredat neyse onu vermeye çalışacağım. Olur mu arkadaşlar? Hani böyle hoca genel tekrara gelmiş, bak artistlik yapıyor. Bu zamana hiç duymadığım bir şey verdi diye düşünmeyeceksiniz. Müfredat neyi emrediyorsa, ne karşımıza gelecekse onları vermeye çalışacağım. Bu iyi bir genel tekrar olacak, bundan emin olabiliriz. Ve ya Allah deyip başlıyoruz şimdi o zaman. Evet, şimdi. Bir soru ihtimali, İslam öncesinden çok az soru geliyor ama o bir tahmin ulaşabilmek bizim için önemli. Önce İslamiyet'ten önceki Türklerin Orta Asya'da ilk defa yerlere bakalım istiyorum. Ona sorduğumuzda Orta Asya'nın kültür merkezleri diyebilir, Orta Asya'nın ilk yerleşim merkezleri diyebilir ya da Orta Asya'da ilk insanlığa ait yerler diyebilir. Onlara bakalım beraber. Orta Asya kültür merkezleri başlangıcından sonuna kadar kronolojik olarak şu şekildedir. Ana, Afenesyeva, Andonova, Kelteminar, Karasuk, Tagar ve Taşlık. Nasıl soruya dönüşebilir? Önce oradan başlamak istiyorum. Aşağıdakilerden ise Türklere ait kültür çevrelerinden biridir değil gelebilir. Ya da bu tahtada gördüğüm, slide'da gördüğüm tahtaya alışmışız. Slide'da gördüğümüz ifadenin içini doldurmak lazım. Okey miyiz arkadaşlar? Bunların hepsi bir yer adı bu arada Asya'da. İşte Ana dediğimiz yer, oradan başlayalım. Bugünkü Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta. Siz bu dip bilgiyi bilmeyeceksiniz, gerek yok neresi diye. Siz Ana deyince nedir özelliği, bunu bileceksiniz. Ana dediğimiz yer, Orta Asya'nın en eski kültür. Bu ifade bize yetecek, olur mu arkadaşlar? Orta Asya'nın en eski kültür bölgesi Ana. Afenesyeva ise, ikisinin farkı, Türk'ün en eski kültür bölgesidir. Ana, Orta Asya'nın en eski bölgesi, yerleşim bölgesi. Fakat Afenesyeva ise Türklere ait en eski kültür bölgesi, olur mu arkadaşlar? İkisi de Türk'ün ama Ana için genel bir tabir kullanacağız. Orta Asya'nın en eski yerleşim yeri diye. Bir daha söylüyorum. Afenesyeva'ya da Türklere ait en eski kültür bölgesi diyeceğiz. Peşinden Andonova ise hepsinin birer cümlenin böyle fix bakış açısı var. Andonova dediğimiz yerin özelliği de şimdi burada yaşayan insanlar zamanla Orta Asya'nın birçok yerine göç etmişler. Andonova kültürünü de gittikleri yerlere taşımışlardır. O yüzden Andonova eşittir, Orta Asya'nın en geniş coğrafyasına yayılmış Türk kültürüdür. Hepsinin böyle birer ikişer manşeti var, olur mu arkadaşlar? Orta Asya'nın en geniş coğrafyasına yayılmış Türk kültürü Andonova. Kelteminar ise Hazar Denizi'ni şöyle gözümüzün önüne getirelim. Orta Asya'ya açılan kapı, Hazar Denizi'nin kültür bölgesi olduğu için Kelteminar da Türklerin denizcilik yaptığı, balıkçılık yaptığı kültür bölgesidir. Fakat denizcilik derken gemi falan gelmesin aklımıza çünkü çok eski. Milyon önce 3000,
Hani denizcilik derken balıkçılık demek daha mantıklı oldu mu arkadaşlar? Türklere ait balıkçılık kültürünün ilk defa görüldüğü yerde Kenteminar bölgesidir. Peşinden gelen Karasuk ise sosyal bilgiler ve ABT sınav sorusuydu geçmiş yıllarda. Karasuk, Orta Asya'da demirin ilk defa işlendiği bölge kabul ediliyor. Karasuk, demir eşittir Karasuk. Agar ise, bak hepiniz biliyorsunuz eminim ben, Orta Asya'nın en gelişmiş Türk kültürüdür Tagar. Daha öncekilere göre oldu mu arkadaşlar? Burada altın işlenmiş, değerli madenler işlenmiş. O yüzden Tagar eşittir Orta Asya'nın en gelişmiş kültürü diye bilinecek. Taştık, böyle adı var, kendisinin bir özelliği yok. Sadece ismini bilelim. Çünkü Tagar'ın isminin değişmiş devamıdır Taştık. Tagar'ın devamı kültür. Bunların hepsi, saydıklarımızın hepsi Orta Asya'da, daha ortada Hunlar yokken, Göktürkler yokken, Uygurlar yokken ismi bilinmeyen Türklerin ilk defa ortaya çıktığı yerler, oldu mu? Türkçesi bu. Evet. Ve Türk adı. Beni korkutuyor bu ifade. Şöyle ki, yani web kitabı da bunu bayağı bir kurcalıyor artık, irdeliyor. Bir dikkat edelim kabaca. Birçok anlama geliyor Türk adı. Birazdan da göreceğiz ilk defa nerede rastlanıyor bilmem ne diye. Türk adına değişik devletler, milletler, bizim kavmimiz, Orhun kitabeleri farklı farklı isimler vermişler. Türk adı bir kere Çinlilerin tabiriyle miğfer anlamına geliyor. Çin kaynaklarında, Çin yıllıklarında Türk'ün anlamı miğfer. Öte yandan Araplara göre ise, Arap kaynaklarına göre ise Türk demek deniz kıyısında oturan adam ve terk edilmiş insan anlamındadır. Bu iki ifadeyi de kullananlar kimler? Araplar. Öte yandan, biliyorsunuz bazen soru çözerken Arap ile Fars'ı karıştırabiliyoruz. İkisi de ayrı bir ırk, ayrı bir millet. Farslılar, Farslar İran coğrafyasının halkı. İranlılara göre, yani Farslara göre ise Türk demek güzel insan anlamına gelen bir ifadedir. Ve güçlü, kuvvetli de bize ait bir ifadedir. Uygurları biliyoruz. Türk, yanlış geçirmek için ilk Türkler. Uygur kaynaklarında ise, Uygurlara göre ise Türk demek güçlü, kuvvetli anlamına gelen bir ifadedir. Ve son olarak ise Kaşgarlı mantığını her sene söylüyorum, ÖSYM'nin bir vazgeçilmesi. Yani içerisinden illa dedikleyebiliyor bir şeyler. Osmanlı'ya bile sirayet ettirebilirler Kaşgarlı Mahmut'u. Karahanlılarda yaşamış bir Türk dili uzmanı, doğru mu Kaşgarlı Mahmut? Yazdığı meşhur eserde divanı, lügatı, Türk, biz bu kıymetli eser için ilk Türkçe Arapça sözlük diyoruz. İki dilli, ilk Türkçe Arapça sözlük. İşte o sözlüğün içerisinde bazen ansiklopedik bilgiler de veriyor Kaşgarlı Mahmut. Bazen coğrafya tadında bilgiler de veriyor. Türklerden de bahsediyor. Ve Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-ı Türk isimli kitabına göre ise Türk demek olgunluk çağı anlamına gelen bir ifadedir. Evet, bunlar Türk'ün ne anlama geldikleri. Şimdi geldik asıl derse, bu temel kavramlardan kurtulduk. Şurayı çok iyi takip etmenizi rica ediyorum. Önce kültür uygarlıktan başladım çünkü. Asıl mesele buralar. Şimdi İslamiyet'ten önce yaşayan Türkler diyebilir ÖSYM. Bu ifadeyi kullanıyor. Bazen de bunun yerine eski Türkler tabiri de kullanabiliyor. Bu iki şey eş anlamlı olsun, olur mu arkadaşlar? Eski Türkler ya da İslam öncesinde yaşayan Türkler devletlerini dört anlayışa göre yönetmişlerdir. İslamiyet'ten önce kurulmuş devletler ülkelerini ortak mal anlayışı, düzensiz veraset sistemi ki çok önemli bir ifade, kut anlayışı ve kurultay anlayışına göre yönetmişlerdir. Tek tek irdeleyelim, konu konuyu da açacak çünkü. Ortak mal anlayışı Metahan'dan itibaren ya da Asya Hunlarından itibaren başlamış bir yönetim anlayışıdır. Türkçesini biliyoruz, doğru mu? Ortak mal demek ülkenin, devletin, hükümdar ve hanedanının ortak malı sayılması anlayışıdır. Bu anlayış sıkıntılı bir anlayıştır. Çünkü ortak mal anlayışından dolayı eski Türklerin devletlerinde sık sık taht kavgaları çıkmıştır.
Sık sıktan kavgasından dolayı da devletler kısa ömürlü olmuştur. Yani ortak mal anlayışı eşittir, devletlerin kısa ömürlü olmasıdır. Şimdi herkes gene bana bakıyor, bak bir yerden bir yere götüreceğim sizi. Bu ortak mal anlayışını bizim tarihimizde, İslam öncesi olsun, Türkistan tarihi olsun, bir devletten başka kullanmayan hiçbir devletimiz yok. Bu sistemi kullanmayan tek devlet, Mısır'da kurulmuş olan Memlükler. Bunun dışında hem İslam öncesinde hem de Türkistan tarihinde bütün devletlerimizde ortak mal anlayışı var. Oldu mu arkadaşlar? Sadece Mısır'daki Memlüklerde yok. Onlarda ise bu anlayışın olmayışının sebebi, onlarda her komutan hükümdar olabilme hakkına sahipti. Bu yüzden ortak mal anlayışını Memlükler kullanmadılar. Osmanlı Devleti ise bu ortak mal anlayışından kurtulabilmek adına, taht kavgasını önleyebilmek adına, merkezi otoritesini güçlendirebilmek adına ortak mal anlayışında değişiklikler yaptı. Birazdan göreceğiz. Bu arada ortak mal anlayışı eşittir, veraset sistemi demektir. İkisi eş anlamlı. Ben oraya bilerek yazdım. Kelimenin farklı versiyonu da öğrenelim diye. İkinci versiyonda ortak malın diğer bir adı olan düzensiz veraset sistemidir. Normalde testlerinizde hep veraset, veraset kelimesini gördünüz, doğru mu? Ha, eski Türklerden itibaren veraset sistemi şu demektir. Ortak mal anlayışından dolayı kimi, kimden sonra hükümdar olacağına veraset sistemi diyoruz. Ama bizim Türklerde kimin kimden hükümdar olacağı belli olmadığı için biz ona düzensiz veraset sistemi diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu düzensiz veraset sisteminden dolayı da aynı ortak mal gibi yine sık sık taht kavgası olmuştur. Yine devletler kısa ömürlü olmuşlar. İşte bu sistemi taht kavgasını önlemek adına, merkezi otoriteyi de güçlendirebilmek adına Osmanlı Devleti tarihimizde ilk defa değiştirmeye çalışmıştır. Veraset sistemini değiştirmeye çalışan ilk devlet Osmanlı Devleti. Üç padişah var, bugün onu da göreceğiz Osmanlı'da. Şimdi yazmanızı, not almanızı istemeyiz. Sadece bu sistemi ilk defa değiştiren devlet kimdir? Osmanlı. Niçin? Taht kavgasındaki ya da merkezi otoriteyi güç tutabilmek adına, oldu mu arkadaşlar? Evet. Ve İslam öncesi devletlerimiz ülke yönetirken kut anlayışını da benimsemişlerdir. Bu anlayışı da ilk defa uygulayan yine Mete Hanım'dır. Devlet olarak da Asya Hunlarından itibaren zaten her şeyin başlangıcı Asyunları. Çünkü birazdan görürüz. İlk Türk devletimiz, doğru mu bizim Asyunları? Süper. Biz kutu çok iyi biliyoruz, çok üzerinde durup vakit kaybetmeyeceğim. Kut anlayışı demek, hükümdarın Tanrı'dan aldığı siyasi yetkidir. Yani ülkeyi yönetme görevini ona Tanrı'nın vermesine kut anlayışı diyoruz. Fakat sıkıntı şurada, onların inancına göre gök Tanrı hükümdara vermiyor sadece bu sistemi. Ortak mal anlayışından dolayı kut anlayışı hanedandaki tüm erkeklere verilmiş, bahşedilmiş bir lütuftur onlara göre. Bu yüzden de yine kut anlayışından dolayı sık sık taht kavgası çıkmış. Benim hükümde olma hakkım var diyor adam. Bek de var diyor. Anasını birine devirdi. Demek ki şu tahtaya yazdığım, hayır tahta diyorum değil mi? Ortak mal, veraset sistemi, kut üçünün de ortak sonucu kısa ömürlü olmak, taht kavgaları. Ve İslam öncesi devletlerimiz kurultay anlayışını ülke yönetmişlerdi. Bu sistem de ilk defa Metehan'la başlamıştır. Bu sistem de ilk defa Asya Hunlarıyla başlamıştır. Kurultay'a biraz dikkat etmenizi isteriz, okey miyiz? Bir kere kurultay, tüm devlet işlerinin görüşüldüğü toplantı yeridir. Tüm diyorum, hiç çekinmeden, dini konulardan tutun da ekonomik konulara kadar. Ya da savaşa, barışa, her türlü konunun görüşüldüğü yerin adı kurultaydır. Genelde tuzlar, hocam dini konular var mı? Vardır. Fakat kurultayda din adamı yoktur. Anlaşık mı arkadaşlar? Dini konular görüşülür, fakat kurultayda kim olmaz?
bin adamı ol, bak buna dikkat edelim. Kurultay yılda 3 defa toplanan bir toplantı yeridir. Kurultay, hükümdara alınan konularda danışmanlık yapan bir meclistir. Bu kurultayın bir özelliğidir. Hem hükümdara danışmanlık yapıyor, hem de kurultay hükümdar belirliyor. Hükümdarı seçiyor. İşte ortak mal, veraset, kutanma işini almış 3-4 tane prens geliyor kurultaya. İçlerinden oy birlikte, oy çokluğuyla birini hükümdar ediyor kurultay. Önemli. Ve kurultay seçtiği, belirlediği hükümdarı, eğer hükümdarın bir vatana ihanet olayı varsa hükümdarı da azledebiliyor. Okey miyiz? Biz yorum soruları gelir genelde bu tip şeylerde. Şöyle derse şu cevabı vereceğiz. Kurultayda alınan kararda son sözü söyleme hakkı hükümdara aittir derse kurultay danışma organıdır. Ama benim anlattığım gibi, az önceki şeyler gibi, işte kurultay hükümdar seçiyor, hükümdarı görevinden alıyor gibi ifadeler kullanırsa kurultayın hükümdarın da üstünde bir yetkisi var anlamını taşıyacak. Sorunun gelişatına göre kararımızı vereceğiz, olur mu arkadaşlar? Peki. Ve İslamiyet'ten önceki Türk devletlerimiz, devlet kurabilmek için Türklerde ilk şart bağımsızlıktır. Bu ifade MEP kitabına yeni girmiş bir ifadedir. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü kelimeyi öğretebilmek adına ÖSYM kullanabilir. Bağımsızlığın eş anlamı oksızlık demektir. Oldu mu? Devlet olabilmenin ilk şartı oksızlık ya da bağımsızlıktır. Ve ülkeyi yöneten hükümdarlara Tanrı tarafından birden fazla da yetki verilmiştir. Bu yetkilerden ilki az önce gördük. Kut yetkisi, bu siyasi yetkisi. Bir diğer yetkisi ise hükümdara verilen küç, yani güç yetkisi. Bu da onun ordunun başına geçip komutanlık bilme yetkisidir. Yani askeri yetkisi, askeri gücü. Bir diğer yetkisi ise Tanrı'dan gelen ürüş. Hani paylaştırma, üleştirmek anlamına gelsin. Onu da Tanrı veriyor ona. Ürüş de hükümdarın malını, mülkünü, kazancını halkına pay etmesi demektir. Belki buradan bir yorum atacak olursak ortaya, şu Tanrı'nın verdiği üç yetkiden, üç hattan hangisi İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdarların sosyal bir devlet düzenini sağlama çabasıdır? Ürüş. Okey miyiz? Hani kazancını eşit oranda pay ediyor, birleştiriyor ya, o onun sosyal bir devlet anlayışı içinde olduğunu da göstermesidir. Ve şu meşhur şeyler. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerimizin hükümdarları envai çeşitli ünvanlar kullanmıştır. Bakın, sizinle bir konuda anlaşalım burada. Şimdi şu şeye girmeyin artık, oldu mu sınava kalmış, şurada 10-11 gün bir şey kalmış, değil mi? Öyle, çok az bir süre kaldı. Yani hocam Tanrı ünvanını, Teoman mı kullandı, Şan Yüyü Metan mı kullandı, biri onu diyor, biri bunu diyor. Artık o işler Lillahi Fatiha oldu. Tamam, birazdan açıklayacağım size. Artık o saçma bilginin peşinde koşmak yasaklandı. Kim tarafında? Benim tarafım. Evet, bakalım şimdi. Han, Hakan, Kaan. Bu üçü meşhur ünvanlar. Doğru mu arkadaşlar? İdikut. Bazı ünvanlar da bir devlete ait olabiliyor. Herkesin kullanmadığı ama sadece bir yerde görülen. İdikut ünvanı Uygur Türklerinde, Uygurlarda kullanılan bir hükümdar ünvanıdır. İlteber, il almış. Bu ikisi de Bulgarlarda görülen bir hükümdarlık ünvanıdır. İlteber'ine, il almış da Bulgarlarda. Ay Tekri ünvanı ise yine Uygurlarda görülen bir hükümdarlık ünvanıdır. 2015 yılının sınav sorusu zaten. Ay Tekri ünvanı Uygurlara seçtikleri Mani dininden dolayı geçmiş bir ünvandır. Onu unutmayalım. Ha, Şan Yüyü'yle Tanyu. Şimdi MEP kitabımız artık diyor ki 2 yıldan itibaren Şan Yüyü'yle Tanyu aynı anlama gelen ifadedir diyor. Ve her ikisini ilk defa kullanan Teoman'dır diyor. Rahatladık. Değil mi? Hani kıvranmaya gerek yok artık. Bundan sonra. Efendim, yine İslam öncesi Türk devletlerimizde hükümdarlar başa geçtikleri zaman, devlet kurdukları zaman bazı böyle bağımsızlık sembollerini yerine getirmek zorundaydılar. ÖSYM bağımsızlık sembolü ifadesinin yerine
bağımsızlık alametleri ifadesinde kullanabilir. Bunlara bakalım, kelimelerin anlamını bilelim. Oldu mu? Otağı. Hep beraber otağı. Ama neyin çadırı? Bunun hükümdar çadırı. Çünkü halkın çadırı da yurt denilir. Hükümdarın çadırı otağı, halkın çadırı yurt. Örgü, taht anlamına gelen bir ifade. Yay, yay anlamına gelen bir ifade. Tu, sancak, bayrak anlamına gelen bir ifade. Sorguç, sorguçun eş anlamı kotuz. T harfiyle. Bu da püskül demek. Yani hükümdarın orasına burasına taktığı püsküldür. Kotuz ya da sorguç. Yarlık. Bu da hükümdarın emri. Ağzından çıkan fermanı. Bunların hepsi hükümdarlık alameti. Tek tuzak. Yayın olduğu yerde ne de olmalı mantıken? Hah, o tuzak. Çünkü o ne İslam öncesinde, ne de Türkistan devletinde bir sembol değil, olur mu arkadaşlar? Öyleyse de bazen de, Türkistan'da da bunlar kullanılıyor ya, Türkler Müslüman olduktan sonra şu sembollerin yarlık dışında hepsini kullanmaya devam etmişlerdir. Yarlık kelimesinin yeri çünkü ferman almıştır. Ama o tarihinde örgüde hepsi devam etmiş ya da yeni yeni şeyler koyarak, olur mu arkadaşlar? Böyle bir soru tuzak, İslam öncesinde olmayan, Türkistan'da eklenen semboller olabilir. Mesela onlardan biri hutbe. O Türkistan'da var. Bunlara ilave edilmiş. Efendim, para basmak. İslam öncesinde yok. Türkistan'da var. Bunlara ilave edilmiş. Çetir. Çetir, şemsiye demektir. Halifeler tarafından hükümdara yollanan bir armağandır. Çetir, şemsiye. İslam öncesinde yok. Türkistan'da bunlara ilave edilmiş, oldu mu? Bunun dışında hilat diye bir kelime var. Yine İslam öncesinde yok, Türkistan'la beraber var ilave. Hilat iki anlama geliyor. Nasıl sorarsa bilemeyiz. Hilat, halifeler tarafından hükümdarlarımıza gönderilen kaftan anlamına da gelir. İkinci anlamı ise hilatin bir sandıktır. Hediyeler sandığı anlamına da gelir. Son bir şey de tıraz diye bir kelime var. Tıraz da yere eklenmiştir. Türkler Müslüman olduktan sonra bu ünlü sembollere. Tıraz da yine halifeler tarafından hükümdarlarımıza yollanan bir iç entari. Okey mi? Olur, bundan ibaret. Halifede gördüğünüz gibi bayağı bir anlar bir şey. Adam donundan göbeğine kadar her şeyini yolluyor. Peki. Hah. Bomba yerlerimize doğru geldi. Şimdi şöyle seviniyorum, mutlu oluyorum. Yani gereken her şeyi yerine getirmişsiniz, belli oldu. Çünkü şu kelimeler eğer size çok da fazla yabancı gelmiyorsa yola girmişsiniz demektir. Yabancı gelen şeyler değil, doğru mu bunlar? Ha süper, demek ki doğru yoldasınız artık. Anlamına gelsin. Biz de böyle bir hatırlayalım. Belki de şimdi bunları böyle buraya hazırladık ya, belki bir bildiğiniz vardır, doğru mu? Hayır, anla. Peki, İslam öncesinde biliyorsunuz her yerin toplumu vardır, doğru mu? Eski Türklerimizde, İslam öncesi Türk toplumunda bir kere göçebe yaşantından dolayı sosyal sınıf farklılığı yok. Bir eşitlik var herkes açısından ve toplumu oluşturan unsurlar da küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Bakalım, İslam öncesinde toplumu oluşturan unsurların en altında oguş, yani aile. Oguçlar, aileler bir araya gelerek uruk oluştururlar. Uruk da soy, sülale anlamına gelen bir kelimedir. Uruklar da bir araya gelerek okları oluşturur. Okun eş anlamı ise but ya da but. Boy demek, aşiret demek, benim tavsiye ok kelimesinin artık bir aşiret, boy anlamına geldiğini kafamıza tutalım. Oklar, boylar da bir araya gelerek budunları oluşturuyorlar. Budunlar da millet anlamına gelebilir. Ya da eş anlamı boy birliği anlamına gelir. Eski Türkler devletlerini budunlarla kurmuşlardır. Yani birden fazla boy bir araya gelerek budun oluyor. Onu da yöneten siyasi mekanizmaya biz il, yani devlet diyoruz. Aile, sülale, aşiret, millet, devlet diye sıraladık.
toplumu oluşturan unsurları. İslam öncesi Türk toplumu yine göçebe yaşantıdan dolayı yazılı hayata geç geçtiği için sözde edebiyat gelişmiştir. O yüzden de toplumun içinde bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Onlara bakalım. Mesela sav, atasözü demek. Sagur, ağıt, cenaze törenlerinde yakılan ağıt. Koşup, şiir. Halk edebiyatına da edebiyatçılara bilirler, koşma diye geçmiş bir ifadedir. Yine İslam öncesindeki Türklerimiz, ölümden sonra yaşama inandıkları için cenaze merasimleri yapmışlardır. Cenazelerde efendim, adetler, gelenekler yaşatmışlardır. Bir hatırlayalım onları. Mesela bakınız, yu, cenaze törenine verilen isim, uçma, cennet, uçarak gidilen yer, tamu, cehennem, benim uçma, tamu, kam, din adamı. Şimdi eski Türklerde din adamlarına üç tane ünvan verilmiştir. Bunlardan biri kam, birisi baksır değil ayol, baksır. Birisi baksır, birisi de şaman. Üçü de din adamlarına verilen ünvanlar, tuzak. Din adamları gurultaya giremez, bir daha hatırlatıyorum. Ama dini konuları görüşmüşlerdir. Güzel. Evet. Şimdi eski Türklerimiz, yani İslam öncesi Türklerimiz, bir kere ordularında ordu-millet anlayışını kullanmışlardır. Yani ordu-millet anlayışı içerisinde ne vardır biliyor musunuz? Ordu-millet anlayışında hazır asker vardır, o da halktır. Bu anlayışın olduğu memleketlerde paralı asker tutamaz. Ordu-millet anlayışın olduğu memleketlerde askeri okul olmaz. Askerlik eğitimi de olmaz. Hazır halk, her daim savaşa hazır, bekler olur. İstisnalar bizi bağlamıyor, genel konuşacağım. Ve eski Türklerde ilk düzenli ordumuzu kuran kişi Metehan'dır. Devlet olarak ise Asya bunlarıdır. Ve Metehan bu düzenli orduyu kurarken de kendisinin icat etmiş olduğu onluk sisteme göre orduyu düzenlemiştir. Biz belki düzenli ordu konusunda dünyaya örnek olmadık çünkü bizden önce olanlar vardı. Ama Metehan'ın icat etmiş olduğu onluk sistem konusunda bütün dünyaya örnek olduk. Onu unutmayalım ve karıştırmayalım. Ve Metehan'ın Milattan önce 209 yılında tahta çıkış yılı bugün ülkemizde kara kuvvetlerimizin de kuruluş yılı kabul ediliyor. Belli ki o 209 yılında onluk sistemi icat etti. Belli ki tahta çıktığı yıl düzenli orduyu kurdu ki onun tahta çıkış yılı kara kuvvetleri komutanlığının kuruluş yılıdır. Bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile karıştırmayalım. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yılı. Metehan'ın tahta çıkış yılı. Yine İslam öncesi devletlerimiz ordularında Turan taktiğini kullanmışlardır. Bize ait bir şey değil midir? Övünürüz, doğru mu? Ha, yine Metehan'dan itibaren, Asya Hunlarından itibaren icat edilmiş bir savaş metodu. Turan taktiği diyebiliriz. Öbür adıyla Hilal taktiği, diğer ismi kurt kapanı ya da sahte rica. Yalancıktan düşmanı kandırmak için geri çekilme. Bize özgü. İlk uygulayan da Metehan'dır. Ve İslamiyet'ten önceki Türk devletlerimiz, şurası çok önemli, burayı da aşalım beraber istiyorum. Tarımı geliştirmek için bazı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Önce bana bakın bakalım şimdi. Biz tarım mevzunu ikiye ayıracağız. Göçebelerin de tarımı var. Yerleşik yaşama geçmiş olanların da tarımı. Göçebe yaşayanlar tarımla uğraşıyorlarsa onların uğraştığı tarım onların yerleşik yaşama geçtiğini bize kanıtlamaz. Adam göçebe ya. Ama yerleşik yaşama geçmiş bir unsur tarımla uğraşıyorsa onların temel geçim kaynağı ne olmuştur? Tarım. Şimdi bunu en iyi kanıt tahtada İslam öncesinde tarımı geliştirebilmek için göçebe yaşayan Asya bunları. Göçebe yaşayan Gök Türkler Tötö kanalı isimli bir sulama kanalını kullanmışlardır. Biz Asya Hunlarının ve Gök Türklerin göçebe olduğunu bildiğimiz için onların Tötö kanalını kullanmış olması onların geliş yaşama geçtiğini bize kanıtlamasın, doğru mu? Burayı anladık mı farkını?
FETÖ kanalı bugün Kazakistan'da bir sulama kanalı Asya Hunları icat etmiş diye bilinir. Ama bunu en etkin şekilde kullananlar da Göktürkler diye bilinir. Kimin icat ettiğinden ziyade kimler kullandığı bileli. Bir de amaç onu bileli. Ama bakınız Uygurlarla birlikteyse temel geçim kaynağı artık ne olmuştur? Tarım olmuştur. Çünkü Uygurlar yeşil yaşama geçtiler. Peki. Ve İslam öncesindeki Türklerimiz göçebe yaşayanlar da yeşil yaşama geçenler de sıkça ticaret yapmışlardır. Ticaret yaparken de sadece ve sadece iki tane ticaret kullanmışlardır. Başka yok. İslam öncesinde kullanılan ticaret yollarının biri İpek yolu, bir diğeri de Kürk yoludur. Hani tez çözerken gördünüz, genelde bu iki şeyler arasında kullanmadıklarımızı katarlar. Baharat yolu, en büyük tuzak. Kürk, özür dilerim, kral yolu. Bu ikisi en büyük tuzak, bizim kral yoluyla ve baharat yoluyla İslam öncesinde işimiz yokmuş diye düşünceniz oldu mu? Ha, İpek yolu da, Kürk yolu da Çin'den başlayıp Karadeniz üzerinden Avrupa'ya gelip giden yollardır. Aman önemli. Bu yolları denetim altına alan ilklerimiz var biz. Mesela İpek yolunu ilk ele geçiren Türk devleti Asya Hunları'dır. O da Metak. Tamam mı? Bir de bu, bir de bu. İpek yolu dolayı yıkılmış tek bir devletimiz vardır. Bayana sen niye İpek yolu ele geçirdin diye iki tane devlet ittifak kurup İpek yolundan dolayı bir ülkemizi yıkmışlar. İpek yolu hakimiyetinden dolayı yıkılan devletin adı Akunlar'dır. Akunların da diğer ismi Eftalitler. Birazdan göreceğiz. Afganistan coğrafyasında kurulmuş bir İslam öncesi devlet Akunları İpek yolundan dolayı iki devlet birleşerek yıkmıştır. Birinci Göktürklerle Sasaniler diye bir İranlı devlet. Oldu mu arkadaşlar? Peki. Ha, gel Kürk yoluna. Kürk yolunu ise ilk defa eline geçiren devletimiz Hazarlardır. Onu da unutmayalım. Şu Musevi olan Kafkasya'da kurulan İslam öncesi devlet Hazarlar. Evet. Ha şimdi böyle bazı ilkler oluşturdum ben size hiç konu atlamadan. Bilmemiz gereken flaş ilkler İslam öncesine kadar. İslam öncesinden itibaren ismi bilinen ilk Türk topluluğu İskitler. İskitlerin diğer ismi Sakala. Biraz tanıyalım istiyorum. İskitler ya da Sakala Karadeniz'in kuzeyinde yaşamış bir Türk toplumudur. Devlet olamadıkları için ismini bildiğimiz ilk Türk toplumu diye bileceğiz. İskitlerin ya da Sakala'nın üç ünlü hükümdarı var. Sırasıyla Alper Tunga. Alper Tunga'nın eş adı nedir? Afresiya. Bunu artık öğrendiğiniz için soruyorum. Şu, hükümdar Şu ve Tomris Hatun. Tomris Hatun'un tarihi önemlidir. İsmini bildiğimiz ilk Türk kadın hükümdar. Peki. Ve ismi bilinen ilk Türk devletimiz ise Asya Hun Devleti'dir. Ha, şimdi bakalım. Sizden bir ricam var. Bu devletlerden kurucuya en parlaklarına dikkat etmek lazım. Oldu mu arkadaşlar? Kısaca bir soru bir sorudur. Bizim için çeyrek sorunun bile kıymeti var. Doğru mu? Çünkü rakipleriniz de var. Buna dikkat etmek lazım. Asya Hunları ya da Asya Hun Devleti Orta Asya'da kurulmuştur. Bunların merkezi de Ötüken'dir. Meşhur bölgemiz. Asya Hunları'nın kurucusu Teoman'dır. Fakat bu devletin en parlak dönemi, en güçlü zamanı ise Metan zamanıdır. Ve Asya Hunları'nda iki popüler hükümdar daha var. Birisi Hohanye, birisi de Çiçi. Bir bakalım bunlara beraber. Şimdi Hohanye ve Çiçi kardeş. Hani bu devletlerde ülkeyi ikiye bölünen maddeti var ya Doğu Batı diye. Hohanye doğuda, merkezde, Çiçi de batı kanadının yavrusu, kardeşi. İkisinin arasında bir sebepten dolayı taht kavgası başlıyor. Hohanye yani abi diyor ki memleketimizi Çin'e bağlayalım diyor. Kardeş Çiçi de saçmalama diyor. Çin'e bile bağlayamam ülkemi deyince ikisinin arasında bir egemenlik savaşı, bir taht kavgası başlıyor ve Hohanye ve Çiçi'nin taht kavgası yüzünden Asya Hunları parçalanıyor.
Oldu mu arkadaşlar? Ha, burada şimdi Çiçi bir adım öne çıktı farkındaysanız. Çünkü halkını korudu. Biz iki tane hükümdarı bir özelliğinden dolayı karıştırmayacağız. Bak, ezberletiyorum şimdi. En parlak dönemin hükümdarı olan Mete Han, toprak sevgisine, vatan sevgisine vurgu yapan hükümdardır. Çiçi ise Türk milliyetçiliğine ilk defa vurgu yapan Türk hükümdardır. Betan, vatan sevgisi, toprak sevgisi, Çiçi ise Cici, Türk milliyetçiliğine vurgu yapan ilk hükümdar. İkisi artık karışmaz ve Avrupa'da kurulan ilk Türk devletimiz ise Avrupa Hunlarıdır. Şimdi bu devletin kurulma serüvenini bazen sorabilir. Avrupa Hunları aslında Asya Hunlarının devamıdır. Asya Hunlarının yıkılmasının ardından Orta Asya'da Türklerin Avrupa'ya başlattığı meşhur göçe biz kavimler göçü diyoruz. Avrupa Hunları da kavimler göçünün ardından Avrupa'da kurmuş bir Türk devletidir. Merkezleri Macaristan coğrafyası. Avrupa Hunları'nın kurucusu Balamir Han. Lütfen. Belki duymuşsunuzdur. Kafasını rahatlatmak adına bak bazen çalışma yapacağız. Yani şu konuya da girmeyin oğlum. Hocam, kurucusu Balamir midir, Ulduz mudur konusuna da girmenizi tavsiye etmem. Kurucusu Balamir Han'dır. Oğlum bu devleti. Heh, böyle yok yani. Balamir Han, tamam ya, bir nokta. Evet. Ama Ulduz da önemli bir adam. Yapacak bir şey yok. Ulduz Han diğer iki şeyden dolayı önemli. Avrupa Hunları'nın ünlü hükümdarı Ulduz Han, eyvallah. Ulduz Han bir sözünden dolayı önemlidir. Bir de icraatından dolayı. Sözü şudur Ulduz Han. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri ederim deyip de yerini boku alamayan hükümdar. Bu sözüyle ünlüdür. Yine Ulduz Han Anadolu'ya ilk Türk akınlarını başlatan hükümdardır. Anadolu'ya ilk gelen Türkler Avrupa Hunlarıdır ya da Hunlar. Kimin döneminden itibaren? Ulduz Han'dan itibaren. Fakat bunların gelmesi keşif amaçlıdır. Anadolu'ya yerleşmek için değil, oldu mu? Çünkü biz şunu bilmiyor muyuz artık? 1071 tarihi gelene kadar Türkler Anadolu'ya geldiler ama gelip gittiler. Keşif. 1071'den itibaren ise yerleşme amaçlı gelinirdi. Bunu unutmayacağız. Evet. Ve Türk tarihimizde İstanbul'u kuşatan ilk Türkler Avar. Avarların da kurucusu Bayan Han'dır. İstanbul'u da ilk kuşatan Türk hükümdarı da aynı zamanda Bayan Han. Evet. Ve İstanbul'u kuşatan ikinci Türkler ise Bulgarlardır. Arkadaşlar, bizim tarihimizde iki tane Bulgar devleti vardır. Birinin adı İtil Bulgarları, birinin adı da Tuna Bulgarlarıdır. İşte İstanbul'u kuşatan ikinci Türkler Tuna Bulgar devletidir. Olur mu arkadaşlar? Tuna Bulgarları, Hristiyan olanlar, Bulgaristan'da kurulanlar ve İstanbul'u ikinci kez kuşatanlar. Ama İtil Bulgarlar ise şöyle diyeceksiniz. İslamiyet'i seçen ilk Türk devletidir. İkisinin farkı da budur. Bir de tavsiye, İtil Bulgarlarını ziyaret eden ünlü bir seyyah vardır. Herifin adı İbni Fadlan. Okey mi? Bu sorulmuş bir sorudur zaten. Yine de biliverelim. Ve Türk adıyla kurulan ilk Türk devletimiz Birinci Göktürklerdi. Birinci Göktürklerin kurucusu da Bumin-Kağ'dır. Bu devletin en parlak dönemi ise Bukan Kağan zamanında yaşanmıştır. Bu sahnede 2016 yılında hatırlıyor musunuz beni? Bukan Kağan'a dikkat edip Bukan Kağan geliverdi. Çünkü bir gün önceden. Ve birinci Göktürklerde birinci din değiştiren hükümdar ise Tapo Kağan'dır. Tapmaktan kalsın aklınızda, olur mu arkadaşlar? Bu Tapo Kağan Budizmi seçmiştir. Halk tarafından da dışlanmasıyla meşhur bir hükümdardır. Bu şahsi olarak din değiştiren hükümdardır Tapo Kağan. Okey miyiz? Sakın aklınızda adam din değiştirdi. Halk da değişti zannetmiyor çünkü halkça din değiştiren ilk defa Uygurlar olacak. Bu şahıs olarak kendi kendine takılmış. Ve birinci Göktürklerle bir diğer ünlü hükümler İstemi Yapı. Meşhur değil mi? İstemi Yapı
batı kanadına hükümdarıdır. Şöyle de şuradan gelir. İstemi yapkı, sanastanelerle birleşerek akunları yıkan hükümdardır. Akunlar da neden yıkılmışlardı? İpek yolundan dolayı. Ve Orhun kitabelerimiz ise ikinci Göktürklere aittir. Böyle çiftli çiftli şey vermek istiyorum. Hem onu öğrenelim hem bunu hatırlayalım diye. Orhun kitabeleri bizim için bir baş tacı, doğru mu? Göktürk yazıtları, Orhun kitabeleri. İlk Türkçe edebi eserlerimiz. İkinci Göktürklere ait bir kitabeler. Üç kişi de bir Orhun kitabeleri. Vezir Tonyukuk, Prens Kürtigin ve hükümdar Bilge Kağan ismine dikilmişlerdir. Orhun yazıtları günümüzde Ötüken bölgesindedir. Ötüken de günümüzde Moğolistan ülkesinin sınırları içerisindedir. Evet. Ve ikinci Göktürklerin kurucusu ise Kutluk Kağan. O yüzden bu devletin diğer ismi Kutluk Devleti'dir. Kutluk Kağan da meşhur ünvanını hep beraber söyleyiniz. İlteriş derleyen, toparlayan anlamına geliyor. Evet, bakın orada bir adam var. İkinci Göktürk'ün ikinci kürdadır bu adam. Kapganka. İki sene önce bu adamın adından hiç bahsetmezdi. Okey mi? Fakat iki yıldır Mep kitabında ismi geçen birisidir. Böyle de bir anlatır ki Mep kitabı, böyle çok ünlüdür, bilmem nedir diye, bazen bazı testlerde en parlak dönemi hükümdar diye karşılaşmışsınızdır. Ama değil, oldu mu? Kaptan Kağan şöhret bir hükümdardır. Türk tarihinin ilk Fatih hükümdarı kabul ediliyor. Okey miyiz? Fatih ünvanını almış, ilk Türk hükümdardır. Çin'i fethetmiştir çünkü. Sorularda şöyle çıkabilir. Çin'e en çok sefer yapan, Çin'de en çok fetihlerde hükümdar Kaptan Kağan. Türk tarihinin ilk Fatih hükümdarı. Ama bu ikinci Göktürklerin en parlak döneminin hükümdarı ise Bilge Kağan'dır. Tartışmasız oldu mu arkadaşlar? Buna dikkat edelim. Ve eski Türklerde ilk din değiştiren ve ilk yerleşik yaşama geçen Türkler ise Uygurlardır. Uygurların kurucusu Kutluk Bilge Kürkağan. Uygurların en parlak döneminin hükümdarı ise Moyen Çor zamanıdır. Ve bu devlet hükümdarları Bölge Kağan döneminde ise din değiştirmişlerdir. Seçtikleri dinde Mani, Peyiz'in küçük de bir uyarı. Uygurların meşhur hükümdarı olan Bölge Kağan yine Uygurlara ait bir destanı da öz konusu olmuştur. Uygurlara ait göç destanında ismi geçen Türk hükümdarı Bölge Kağan'dır. Onu da unutmayalım. Ve yerleşik yaşama geçen ikinci Türkler ise Türk işlerdir. Tamam mı? Uygurlardan sonra Türk işlerin meşhur hükümdarı ve kurucusu Bagat Arkan'dır. Şimdi ben buraya mikrofon uzatsam, Bagat Arkan deyince aklınıza gelen şeyler biliyorum. Zaten başına bir şey gelmesin. Bagat Arkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdardır. Ama hangi devlette? Türk işlerdi. Bunu da unutmayalım. Türk işlerin bir diğer hükümdarı da Sulu Kağan'dır. Şimdi bizde iki tane devlet var böyle Müslümanlarla savaşıp İslamiyet'i hem Kafkasya'ya hem de Orta Asya'ya girişini geciktirenler. Bunlardan ilki Hazarlardır. Hazarlar Hazreti Osman'ın ordusuyla savaşarak İslamiyet'i Kafkasya'ya girişini geciktirmişlerdir. Sulu Kağan döneminde ise Türk işler Emevilerle savaşarak İslamiyet'in Orta Asya'ya girişini geciktirmişlerdir. Oldu mu? Sulu Kağan döneminde de Emevilerle savaşıldı. İslamiyet'i Orta Asya'ya girişinde bu yüzden Emeviler geciktirdiler. Evet. Ve Türk tarihimizde Musevi olan ilk ve tek Türklerimiz de Hazarlardır. Kafkasya'daki şu hoş görüntüyle meşhur Türkler, Hazarlar. İslam'ı seçen ilk Türkler ise Karluklardır. Bakınız, kafanız bazen gidip geldi biliyorum, karışabildi derslerimiz işlerken. Şimdi de karışmaz artık. İslam'ı seçen ilk Türkler ne olursa olsun Karluklardır. Okey miyiz? Fakat Karluklar İslam'ı boyken
aşiretken, toplumken seçtikleri için bir de özel onu da söylemek lazım. İslam'ı seçen ilk Türk boyu, ilk Türk toplumu yine Karluklardır. Karluklardan sonra göreceğiz İtil Bulgarları devletken Müslüman olacak. Onların da peşinden Karahanlılar da devletken Müslüman olacaklar. Birazdan onları da görürüz. Ve İpek Yolu hakimiyetinden dolayı yıkılan devlet ise Akhunlar. Öbür ismiyle ehtarinde çok durduk üzerinde farkında mısınız? Anla. Evet. Akhunlar Afganistan coğrafyasında kurulmuştur. Akhunların kurucusu Aksuvar Han'dı. Ak kurdu. Hani geri zekalı ister bunu artık Aksuvar Akhunları kurdu. Ve bu Akhunların bir diğer ünlü hükümdarı da Toraman Han'dır. Bu Toraman Han döneminde Akhunların komşusu İran coğrafyasında Sasaniler var. Hani kitabı adı geçiyor ya. O Mecusi bir devlet, Zerdüşt, ateşe batışı tapıyorlar. Sasaniler ülkesinde de Toraman'ın komşuluğu zamanında bir isyan çıkıyor ama isyan adı Mazdek isyan. İran'da çıkıyor, biz ilgilendirme, böyle kötü şeyler yapmayız. Evet, bu Mazdek adında bir pezevenk diyor ki, dünyadaki diyor, bütün kötülüklerin diyor, sebebi iki şeydir diyor. Nedir ulan diyorlar. Kadın ne para diyorlar. tamam, onu biliyorum zaten diyorlar. O zaman ne olacak diyorlar? Tübe bismillah. O zaman bu iki şey bütün insanın ortak malı olsun diyor. Allahu Ekber, lebbeyk, la şerike lebbeyk. Anam bir isyan memleket. İran. Adamı destekleyenler isyan ediyor bu arada. Karılara, kızlara bilmem neler yapıyorlar. Zenginlerin evleri yağmalanıyor İran'da. Döneminde Sasani hükümdarın adı Kavat. Yani kim vardı söyledim? Kavat diyoruz günümüzde. Adamın adı bu. Bu Kavat, Mazdekçilerden korktuğu için bütün ailesini, haremini Mazdekçilere teslim ediyor. Sonra Mazdek isyancıları bunun sarayı da isteyince adam pişman olup bizim Toraman'dan yardım istiyor help mi diye. Ve Toraman döneminde de Akhunlar bir ordu hazırlayıp İran coğrafyasına girip Mazdek isyanı bastırıyorlar. Yani bu da hani en azından Türklerin biz zulmü ortadan kaldırma olayı diye bakmak lazım. Doğru mu arkadaşlar? Peki. Ve Akhunların en parlak döneminin hükümdarı ise Mihiran Gula zamanıdır. Şimdi bu adamın döneminde sorularda çıksın çıkmasın. Bir öğretmen olarak genel kültüre ihtiyacımız var, haberiniz olsun. Akhunlar, Mihiran Gula Han zamanında Türk tarihinde ve dünya tarihinde bayrakların ilk defa ay yıldız sembolünü kullanmışlardır. 500'lü yıllar. Okey miyiz? Yani bizim bayrağımızın üzerindeki ay yıldız sembolü bize anlatıldığı gibi yok efendim yerde kan vardı, üstüne hilal doğdu, önüne ay geldi, bizi birleştirdi. Öyle uyduk şeyler değil. Daha binlerce yıl öncesinde kalmış somut gerçekmiş. Bunu ilk yapanlar da kimlermiş? Akhunlar. Yine Akhunlar Mihiran Gula Han zamanında Türk tarihinde ilk defa bastırdıkları paranın üzerine insan portresi yapan devlet olmuşlardır. Evet, bu uygulamayı da unutmayalım. Peki, yine ilklerden devam. Türk tarihimizde Moğollara bağlanan, Moğollara itaat eden ilk Türkler Kırgızlardır. Kırgızlar Moğollara bağlanırken Müslüman olmadan bağlandıkları için peşinden gelen Karluklara karıştırmayalım istiyorum. Gerçi altta yazdım. Ancak Moğollara bağlanan ilk Müslüman Türkler ise şu bizim Karluklardır. Bu farkı da unutmayalım. Ve tamam istisnalar var. Bizans'ta paralı askerlik yapan Türklerimiz ise peçeneklerle uzlardır. Böyle basit şeyleri sormayı sever Özdeğe. Hiç ummadığın yerden, olur mu arkadaşlar? Sen çalışırsın Osman Bey'in ilk evlilik, ilk eşinin adını. Anladın mı? O sana gider, Koyunhisar Savaşı'nı sorar. Bunu demek istiyorum ya, dikkat etmek lazım. Evet, bu peçenekler hiç devlet kuramamış, teşkilatlanmamış bir Türk topluluğudur. Avrupa'ya göç etmişlerdir. Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. Uzlar ise Oğuzların Avrupa'ya göç eden Hristiyan olmuş kuludur.
Oldu mu? İkisi birden Bizans ordusunda para karşılığı askerlik yaparlarken 1071 yılında meydana gelen Malazgirt Savaşı'nda Uzlarla Peçenekler Bizans ordusunu bırakıp Selçuklu'nun safına geçip taraf değiştirmişlerdir. Bu şekilde de hatırlamak lazım ve şimdi tamam Kıpçaklara ait olmayan bir sözcük ama onların döneminden kaldığı için onlarla özdeşleşmiş. Ben de sanki onlara aitmiş gibi vermek isterim. Kodeks Kumanikus isimli bir sözcük Kıpçaklar döneminden, Kumanlar döneminden kalmadı. Kıpçaklar da aynı Peçenekler gibi Avrupa'ya göç etmiş, devlet olamamış bir Türk topluluğudur. Sarışın oldukları için onlara Kumanlar denilmiştir. Okey miyiz? Ve onların zamanından kalma, 13. yüzyıldan kalma bir sözlük. Kodeks Kumanikus, Kumanca lügat demek. Üç dilli bir sözlüktür. Farsça, Kıpçakça ve Latince. Önemli bir sözlük ama, oldu mu? Unutmamak lazım. Ama bu sözlük yazılana kadar bizim...